Zeren. Bazı sıkıcı detayları konuşmamız lazım. Ne gibi? Sizinkiler İstanbul'a gelemeyeceğine göre biz Muş'a gideceğiz. Bu akşam annemleri yemeğe gidelim diyorum. Hepsini konuşuruz. Bu akşam gitmesek? Ben daha geçen sefer yediklerimi hazmedemedim de. Ne demek bu? Sadece bu kadar acele etmeyelim derim. Senin canın sıkan bir şey mi var? Büyütecek bir şey yok. Tamam, yok. Ama yine de neye takıldığını bilmek istiyorum. Doğru zaman mı? Ailem bana ilkel kabileden gelmişim gibi davranmaktan vazgeçecek mi? Saraylı'nın ninenden kalan daha kaç bozayı kıracağım? Bunun gibi şeyler. Sen alınganlık yapmışsın. Yapmadım. Benden hoşlanmadıklarını biliyorum. Zeren Hanım, siz fazla olursunuz artık. Ne oluyor Suat? Lütfen benimle gelir misiniz? Dur, ne yapıyorsun? Biri gelecek. Bir hatırlatayım dedim. Neyi? Bir de bir an önce evlenmezsen neler kaçıracağım. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gitmiş, kimse yok. Açmış bakmış dolabı, şeker de sanmış ilacı. Yemiş yemiş bitirmiş. Akşama sancı başlamış. Kıvrım kıvrım kıvranmış. Yaptığından utanmış. Bezin nasıl değiştirileceğini biliyor musun? Hı? Başın belada gibi görünüyor. Tabii ki biliyorum. Ben Hacettepe tıbbı bitirdim. Bebek bezi de değiştirebilirim. Tabii sen yapmak istiyorsan o başka. Teşekkür ederim. Niçin? İnsanlar beni tebrik ediyor. Nihayet evleneceğimizi herkese ilan etmişsin. Yine dolduruyor. Yapma bunu. Yeni bezini mahvettin. Nasıl bu kadar çok kaka yapabiliyorsun? Acemi anne nasıl? Suat. Evleneceğimizi açıklayan Haldun Bey'di, ben değil. Ben de küçük bir kutlama yaparız diye düşünmüştüm. İnsanları davet ettim. Ayrıca... Neyse. Ayrıca ne? Başver. Hadi gidelim. İnsanlara vazgeçtik, kutlamayacağız demek garip olur. Ya bu garip olmasın diye değil. Mutlu olduğun için kutlanacak bir şey. Ben mutluyum zaten. Mutluyum. Hadi gidelim. Levent gelemiyor. Ameliyata girecekmiş. Erteleyelim o zaman. Başka gün kutlarız. Caymak da ertelemek için hiçbir fırsatı kaçırmayacaksın, öyle mi? Hı? Senin için söyledim. Benim arkadaşlarım burada. Sen yalnız kaldın. Benim için en önemli insan yanımda. Sevda'yı Zenan mı çağırdı? Ben. Çok istekli görünüyordu, üzüldüm. Tekrar tebrikler Zenan. Ben çıkıyorum.
Telefonumu hastanede unutmuşum da. Suat Bey, tebrikler. Teşekkür ederim. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Şişt, yalan söyledim. Ömer'i görmeye gidiyorum. Sözleşmiştik. Ben de gideyim artık. Tekrar tebrikler. Çok teşekkürler. Tebrikler. Teşekkür ederim. İyi geceler Hasan. Aslında ben de çıkıyorum. Sizi durağa kadar bırakayım. Uykum da geldi zaten. Tabii. Git uyu sen. Tebrikler hocam. Şişt, tatlı rüyalar sevdalı kuş. Kasabanın cadılarısınız siz. Acıyorum çocuğa. Üç kızla aynı evde yaşamak her baba yiğidin harcı değil. Sen bugün hiçbir şey yemedin. Aç karnına çarpmasın. İki kadeh içtim sadece. Tuvalet şu tarafta değil mi? Ela. Bence evlilik teklifi alması gereken sendin. Yani benden önce sen almalıydın. O nasıl söz? Sakın öyle düşündüğümü sanma. Ben sadece... Levent'le çok uzun zamandır birlikteyiz Zeynep. Biliyorum. Ama Levent seni çok seviyor. Bundan şüphe etme. Mert de çok seviyordu. O zamanlar ayrılacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi. Amerika'ya gittiğinde tam 2 yıl bekledim. 2 yıl. Döneceğinden, aşkımızdan şüphem yoktu. Ama dönmedi. İkiniz de çok geçmişsiniz. Levent onunla karşılaştırma. Peki neden yine bekliyorum? Levent'le her şey bu kadar yolunda giderken evlenmek için neyi bekliyoruz? Seninle yaşlanmak istediğini falan söylememiş miydi? Ama bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Bence evlilikten korkuyor. Ve onu anlayabiliyorum. Ben artık anlamak istemiyorum. Beklemek, yarı yolda bırakılmak istemiyorum. Boşuna üzülüyorsun. Levent seni asla bırakmaz. Özür dilerim. En güzel gününü mahvettim. Saçmalama. Hiç de mahvetmedin. Sen benim canımsın. Hadi bakalım. Dostla. Gidip bir şeyler yiyelim mi? Ela hadi. Siz gidin. Olmaz öyle şey. Birlikte çıkacağız. Ya gitmek istemiyorum. Ela, içki alışık değilsin. Çarpacak sonra. Bir şey olmaz. Ela, hadi güzelim. Ya Zeynep, iyiyim ben. Gerçek. Bu da bitsin, çıkacağım. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Söz mü? Başka içmeyeceğiz. Ela'nın nesi var? Önemli bir şey değil. Hastanedeyken bir şey söyleyecektim. Sonra vazgeçtim. Neydi o? Sinirlenmeyeceğine söz vermen lazım. Ya da boş ver. Tamam, söz, sinirlenmeyeceğim. İstanbul Muş seferi için 5 kişilik uçak biletimiz onaylanmıştır. Bunlar bizimkiler. Senin biletini bizden bir gün önceye aldım. Önce gitmek istersin diye. İzin işini de hallettim. Suat. Elimden geleni yapıyorum. Ama bu aceleye getirmeler beni çok zorluyor. Hani bazı tipler vardır. Üşümemek için denize adım adım girerler. İçimden koşup onlara suya itivermek gelir. Kendini suya ne kadar çabuk bırakırsan, o kadar hızlı alışırsın. Uzattıkça keyfi kaçar. Hadi gel. Günaydın Suat'cığım.
Nedir Allah aşkına bu kendimi iyi hissetmiyorum saçmalığım yine? Tansiyonum oynadı galiba heyecandan. Bir bitkinlik var üzerimde. Zaten annem de gribi tam atlatamadı daha. Suat, gelsene oğlum içeriye. Kaldınız kapının ağzında. Günaydın anne. Beni gerçekten büyük bir sürprizle karşıladınız. Siz beni rezil etmeye mi çalışıyorsunuz? Niye bu kadar büyüttüğünü anlayamıyorum. İlla bugün gitmemiz şart mı? Toparlanıp gideriz haftaya. Mine sen aklını mı kaçırdın? Zeynep şu anda Muş'ta. Ailesine haber verdi bile. İnsanlar bizi bekliyor. Aman ne kıymetliymiş bu Zenan'da. Ölüm döşeğinde bile olsa hanımefendi bekliyor diye koşa koşa gitmemiz gerekiyor. Ya bu evde kimse ölüm döşeğinde değil. Demek ki sizin bana hiç saygınız yok. Evleneceğim kızın ailesine karşı ne duruma düşeceğimin farkında mısınız siz? Olur mu Suat'cığım? Kaç gündür hazırlıklarla meşgulüz biz de. Senin hatırın olmasa uğraşır mıyız hiç? Ama ablan rahatsızlandı işte. Ne yapalım? Kısmet. O gelmesin o zaman. Sen, ben, babam, Filiz gideriz. Yok, işte. Yok, katiyen razı değilim. Aile bir bütündür. Böyle günlerde bir araya gelemeyeceksek ne zaman bir araya geleceğiz? Ablanın hatırına erteleyiver birkaç gün gidişimizi. Zenan'a ne diyeyim peki? Sen bir Muş havası al gel. Bizimkilerin gönlü olunca bir ara gelip seni isteriz mi diyeyim? Gidilmiyor mu anlamadım ben şimdi. Provan vardı, zar zor iptal ettim zaten. Gidilmiyor Filiz. Çünkü sevgili ailem ne yaparlarsa yapsınlar, Zenan'la evleneceğimi kabul etmek istemiyor. Ya gerçekten abime ayıp ediyorsunuz ama. Sen çok konuşma. Zenan, merhaba. İyiyim. Of, aslında hiç iyi değilim. Mine biraz rahatsızlandı. O yüzden bugün gelemeyeceğiz. Nesi var Mine'nin? Bitkin miymiş? Yani bunun için mi gelemiyorsunuz? İnsan zahmet edip doğru düzgün bir bahane uydurur en azından. Ben sakinim. Aileme ne söyleyeceğim peki? Kusura bakmayın. Suat'ın ailesi istirahatte. O yüzden gelemiyorlar. Suat, bu evlilik işini sen attın ortaya. Aileler tanışsın diye tutturan da sendin. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Bu beni ve ailemi hiçe saymak, tamam mı? Bak, yemeğe gittiğimiz akşam bana kibar kibar hakaret ettiler ve ben sesimi çıkarmadım. Ama aileme hakaret etmelerine izin vermeyeceğim. İlk uşağı atlayıp dönüyorum. Babaanne, düzelmiş Mine, gelmeye karar vermişler. Çocuk oyuncağı mıdır kızım bu? Bir geliyoruz, bir gelmiyoruz. Olur mu? Olmaz da. Hastalık işte babaanne. He, hastalık. Anne. He. Gelmeye karar vermişler. Düzelmiş Mine Hanım. İyi kızım, gelsinler başımızla. Niye kocası da gelmiyor bu Mine Hanım'ın? Evli değil ki. Kim alır o huysuzu? Aa, Zena. Demez öyle kızım. Kısmet işi bunlar. (Gülüyor)
Geldiğiniz için teşekkür etmemi beklemeyin. Sabahtan beri neler çektiğimi ben biliyorum. Bir lafına apar topar hazırlandık gördüğün gibi. Şaşkına çevirdim be oğlum hepimizi. Kızcağız hasta hasta Muş'a geliyor bak senin için. Bu konuyu kapatabilir miyiz artık? İki ayağımızı bir pabuca soktun de Suat'cığım. Şaşkına döndük vallahi. Zenan'la uzun zamandır birlikteyiz. Ya niye şaşırıyorsunuz anlamadım. Neye şaşıracağız? Acelene şaşırıyoruz. Dünden beri gümüş al, içine çikolata doldur, koşuşturup durduk. Çok anlarlar ya gümüşten, çikolatadan. Mine, bir şey mi dedin? Duyamadım. Gümüş yerine şöyle iyice kalaylanmış bir bakır mı yaptırsaydık diyordum. Abla, hakikaten tahammül edilmezsin. Evladım, hepimiz endişeliyiz. Zenan'la sen çok farklı yerlerden geliyorsunuz. Endişeleriniz yersiz baba. Zenan zeki ve çok güçlü bir kız. Aynı zamanda çok başarılı bir cerrah. Yakından tanıyınca daha çok seveceksiniz. Ön yargılı olmayın yeter. Şerbet hazır mı? Annemleri kavurdunuz mu? Hepsi hazır. Sen merak etme. Zenan nerede? Hazırlanıyor. Şimdi gelecekler. Bu kız hala hazırlanıyor. Sanki bu sahibi görür. Suat ilk kez görecek ya bunu. Hazırlanıyor. Geldim işte. İyi olmuş muyum babaanne? Almışsın işte olacağın kadar. Ay yavrum, sen sultanlar gibi olmuşsun ha. Kız ben ceylan doğurmuşum ha. Ceylan doğurmuşum da bilmezmişim. Ne biçim konuşmalar bunlar? Yok güzel miyim, yok ceylansın. Hadi hadi. Hoş gelmişsiniz, sefalar hoş bulduk, getirmişsiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, hoş gelmişsiniz. Geçin, hoş geçin. Hoş bulduk. Buyurunuz şöyle, hoş gelmişsiniz. Yolculuk iyi geçti mi? Rahat ettiniz mi? Yorulmadınız inşallah. Hayır efendim. Zenon, hele terlik ver kızım. Hiç gerek yoktu. Böyle iyiyiz. Siz iyisiniz de ev burası kızım. Dışarının pisliği eve sokulmaz, günah. Oğlum Suat'la babasını selamlığa götür. Buyurun, biz de böyle geçelim. Ayrı mı oturacağız? Tabii ya. Kadınların ölçüp biçeceği başka, adamlarınki başka. Laf lafa binmesin. Rahat rahat konuşalım. Buyurun. Buyurun. Zenan, buyurun yukarı çıkalım. Daha neler göreceğiz bakalım. Sağ olasın. Sağ ol yavrum. Ayak mı kokuyor? Yok anne, kokmuyor. Sen uylandın galiba. Daha da nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Hiç İstanbul'a falan yerleşmeyi düşünmediniz mi? Ya da ne bileyim başka bir büyük şehre? Büyük şehirdir zaten Muş. Köy değildir. Büyük derken gelişmiş demek istedim. Yani İstanbul gibi. Buraları bizim doğduğumuz topraklardır. İşimiz dostumuz olduktan, karnımız doyduktan sonra ne diyeceğiz başka şehri? Ay ben İstanbul'dan başka bir yerde yaşamayı düşünemiyorum. Yaşanmazmış gibi geliyor. İnsan nerede mutluysa orada yaşamalı abla. Mutlu olmadıktan sonra ne işe yarar İstanbul? Niye canım öyle diyorsun? Belli ki gençler de pek kalmıyor zaten böyle yerlerde. Göç ediyorlar başka şehirlere. Zenan gibi işte. Ben göç etmedim. Okulu kazandığım için gittim. Muş'ta kazansaydım Muş'ta kalırdım. Sen boşuna nefesini tüketme Zenon.
Mina Hanım beğenmedi. Bizi de, memleketimizi de. Buna söyleyecek çok söz var ama bizim dilimiz misafire laf söylemez. Bizim dilimiz Mina Hanım'a kaç yaşındasın demez. Niye evlenmedin bu yaşa kadar diye sormaz. Seni isteyen kimse mi çıkmadı diye hiç sormaz. Çünkü misafirimizdir. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hala iyiyiz. Yani son sorduğunuzdan beri. Maşallah, maşallah. Yoksa olacak mısınız? Şeyden önce ikramın kabul edilmesi pek hoş sayılmaz da. Reddedelim diye mi ikram ediyorsunuz? Adet işte. Onların adeti başka herhalde Cemal. Biz yardımcı olak. Siz şimdi şöyle diyeceksiniz. Efendi, siz bize buraya neden geldiğimizi hiç sormadınız. Niye geldiğiniz malum aslında. Öyle de adet işte. Peki. Efendim, siz bize buraya neden geldiğimizi hiç sormadınız. Misafire niçin geldiniz sormak bizim gelenek ve göreneklerimizde yoktur. Ayrıca bunu sormak bize düşmez. Hayır, az önce sorun dediniz ya, o yüzden soruyorum Cemal Bey. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki, o zaman geliş sebebimizi biz açıklayacağız. O zaman geliş sebebimizi size biz açıklayalım. Efendim biz buraya Suat dede, oğlumuz ve... Dede, Azze nenem bana bir baksın dedi. Olur. Kusura kalmayın. İçeriye kadar gidip geleceğim. Siz lafınızı unutmayın ha. Siz unutmayın yeter. Siz söylüyorsunuz, biz tekrarlıyoruz nasılsa. İstemeden sonra kulun takdirinden çok takdiri hüda önemlidir dersiniz. Rıza-i Bari'ye itaat etmek gerekir. Hazreti Peygamberimiz evlenin diye buyurmuşlardır. Bu sünnete uymak muteberdir dersiniz. Çok yerinde olur. He? Olur. Deriz. Ne oldu ana? Görücülerin yanına beni çağırırsan. Ben razı değilim bu işe. Bu işlerde denklik lazım. Tamam, oğlan efendi. Ona bir lafım yok. Ama bize o anaya, o ablaya verecek kız yoktur. Gözünü seveyim yapma babaanne. Suat'la evleneceğim ben, ailesiyle değil. Sen öyle san. Evlenince bütün aileyle evlenilir. Pek iyi olurdu bir Suat'ı alıp gitsen. Ama öyle değil bu işler. Nenen haklı kızım. Onlar pek bizim gibi değiller. Sen onlara uymazsın. Onlar da sana uymaz kızım. Yalvarırım aksilik etmeyin. Bakın buraya kadar geldiler beni istemeye. Suat'a çok mahcup olurum. Buraya geldiler de misafirliklerini mi bildiler? Ne Muş'u beğendiler ne bizi. Misafir olmasalar bilirdim ben yapacağımı ama... Hele o anasının bakışlarını hiç beğenmedi. Kadın kör Azzenine. Nasıl baksın? Bak, biz de uzaktayız. Sahipsizsin oralarda. Ezerler bunlar seni. Allah Allah. Babaanne evin markım ayrı olacak.
Nerede bulup da ezecekler beni? Benim rızam yoktur. Bu kadar işte. Doğru söyle anne. Doğru söyle. Allah'ım sen bana yardım et. Yoldayım, sakin ol. Ne oldu? Tamam, gelince konuşuruz. Niye sesin kötü geliyor? Sen ne yaptın? Bir şey mi oldu? Yok. Oldu, bitti işte. Bu isteme faslı da bitti nihayet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.